arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırfırlı roba çalışması yapacağız. E, bu robamızı bluz çalışması olarak düşünüyoruz. Hem kollu hem kolsuz yapacağınız bütün çalışmalarımızda kullanabilirsiniz. Bakınız bu şekilde robamızın fırfırlarını ördükten sonra kol uygulaması yapmazsak e, kolsuz bluzlarımız olabilir. Aşağıya doğru İsterseniz burada gördüğünüz gibi düz olarak devam edebilirsiniz. İsterseniz model uygulayarak gövde kısmını tamamlayabilirsiniz. Şimdi roba kısmımızı hem e, kollu ya da dilerseniz kolsuz çalışabileceğiniz şekilde anlatmaya başlayalım. Eğer e, robamızı kollu olarak çalışmak istiyorsak hemen alt kısmından trabzanlarımızı alarak kol kısmı çıkarabiliriz. Dilerseniz kolsuz yazlık bluzlarda da gayet güzel olmakta. Fırfırlarımız fırfırımızı kendi renginden de kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun çalışabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen robamızı çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. İpim orta kalınlıkta olduğu için 3 numaralı tığımı kullanıyorum. İpleriniz normal bebe yünleri ise 2,5 ya da 3 numaralı tığlarımızı tercih edebilirsiniz. Bir tane zincirimi çekerek başlıyorum. Şöyle genişletiyorum ve zincirimi çekiyorum. Yeterli ölçüdeki zincirimizi çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 70 tane zincirimi çektim. 70 zincirimizin ölçüsünü santim olarak birlikte görelim. Şöyle tutuyorum. 1 santimden başlıyorum şu şekilde sadece düzeltiyorum ve 31 santim şöyle tuttuğumuzda 30 santim olduğunu görmekteyiz bakınız şu şekilde tam 30 santim şöyle bakarsak bakınız Evet daha büyük yaş grupları için öreceksek ben bir yaş civarı çocuklarımız için çalışıyorum 5 ya da 6 tane zincirimizi çekelim buradaki santim olarak ölçümüzün tam boğaz kısmını rahatlıkla olacak çok sıkmayacak şekilde ayarlayalım daha büyük yaş grubu 3 yaş grubu ya da daha büyük yaş grupları için şu şekilde 35 santim zincirde yeterli olacaktır şöyle boyununa biraz da dökülebilir o yüzden bebeklerimizin boyun yapısına göre ve yaşlarına göre zincirimizi fazla ya da az olarak başlayalım ilave zincir çekmeden trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincir yuvamın içerisine tığımın başını doluyorum. Bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincir yuvasının içerisine girerek ikinci trabzanımı örüyorum. Ve sırası ile bütün zincirlerimize birer tane trabzanımızı örüyorum. Düz trabzan olarak örelim. Ve zincirimizi tamamlayalım. Bluzumuzun e, arkada düğme yeri ya da e, kopça bağcık yeri olarak ayarlayabileceğimiz bölümlerinden birisi. Hemen ilk etapta sıfır olarak başlamıyoruz. Çünkü giydirmesi ve çıkarması bebeklerimizi yormasın. Mutlaka arkaya bir işlem yapalım. sıramızın tamamını trabzanlar örerek bitirelim. Bütün zincirlerimizin üzerine ikili trabzanlarımızı örerek sıramızın başına kadar geldim. Şimdi bir iki tane zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum ve hemen ilk trabzanımı örüyorum ikili bir şekilde örüyorum tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanımı örüyorum Aynı yere bir tane daha trabzanımı ilave ediyorum ve artışımı başlatmış oluyorum. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. İki tane tek, bir tane çift olarak bu sıramızı örüyoruz. Sıradaki trabzanımı aynı yere iki defa batarak çift olarak örüyorum. İki çift, iki tek. Bakınız başlangıçtan itibaren iki tek bir çift, iki tek bir çift. Şöyle görelim. Bu sıramız bu şekilde devam edecek. da başladık. Bir ve ikinci tekimi ördüm. Sıradaki trabzanımı ise çift olarak örüyorum. Aynı yere bir daha batarak çift oluşturuyorum. İki tek bir çift, iki tek bir çift olarak ikinci sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramı bir çift iki tek bir çift iki tek olarak ördüm ve sıramın tekrar sonuna geldi. Şimdi sıramızın en sonunda bakınız bir çiftimizi ördüm. iki tane tekimizi de yan yana örüyorum. Son tek trabzanımı da ördükten sonra ikinci sıramız tamamlanmış oluyor. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum ve yeniden trabzanlarımızı sırası ile örmeye başlıyoruz. 2 zincir hemen sıradaki yere bir trabzan bir sonraki trabzanımı ördüm ve toplamda şöyle baktığımız zaman 3 tane trabzanımız oldu. Bu sıramızda 3 trabzan 1 çift 3 tane tek bir tane çift olarak örüyoruz şimdiki öreceğimiz trabzanımızın hemen yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum 3 tek bir çift olarak sıramızı başlatmış oluyoruz çiftimden sonra yeniden 1 2 ve 3 3 tane tekimi ördüm hemen yanına bir aynı yere bir daha batıyorum 2 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift tekrar bir daha yapalım çiftimden sonra 1 2 ve 3 3 tekimi ördüm hemen yanına çiftimi örüyorum ve üçüncü sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz 3 tek 1 çift Robamızın 3. sırasının sonuna kadar örerek geldim. Şimdi e, sona doğru yaklaştım ve bitirmek üzereyim. Bakınız bir tane çiftimi ördüm. 1-2-3 tekimi ördüm. Bitirme yönüne çok yaklaştığım için 1-2-3 trabzan kaldığı için burada artışımı uygulamıyorum. Düz olarak örüyorum. Bu kadar 2 ya da 3 kaldığı zaman artışımızı uygulamayalım. Kenardan e, hoş olmayan bir şekilde e, büyüyebilir. O yüzden düz trabzan örmeyi tercih ediyoruz. 1 2 ve 3. ve son trabzanımı örüyorum. 4. sıramıza 2 tane zincirimi çekerek başlıyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve birer birer trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 2. trabzanımın üzerine battım. 3. trabzanımı örüyorum. 4. trabzanımı örüyorum. 5. trabzanımı örüyorum. 4 tane tek 5. çift olarak örelim. Bakınız 1, 2, 3, 4 tek 5. çift. Devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. tek olarak örüyorum. 5. çift olarak örüyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 4 tane tek 1, 2, 3, 4, 5. çift 1, 2, 3, 4, 5. çift Dördüncü sıramızı da bu şekilde kurarak ilerletelim ve sıramızın sonunda yeniden görüşelim. Sıramızın yeniden başına geldik ve böylece 1, 2, 3, dört tane sıramızı tamamladık. 4 tane tek 5. çift olarak örmüştük. Sıramızın başında yeniden iki tane zincirimizi çekerek geçişimi yapıyorum ve saymaya başlıyorum. Birinci trabzanı ördüm. 2. trabzan üzeri örüyorum. 3. trabzanımı, 4. 5. 6. ve 7. trabzanımı örüyorum. 7 tane tek ördüm. Bakınız 2 4 6 7. 8. çift olarak örelim. 1 ve 2. 7 tek 8. çift. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. çift 1 ve 2. Şöyle görelim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane tek 8. çift. 1 2 3 4 5 6 7 8. çift. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 5. sıramızı 7 tane tek 8. çift olarak örelim ve tamamlayalım. 5. sıramızı tamamladıktan sonra 6. sıramıza başlayalım. 6. sıramızı da ördükten sonra arkamızı birleştirme işlemimizi yapalım. Şimdi 2 tane zincirimi çektim. Bu sıramızda da artışlarımızı yapıyoruz. 2, 3 tane tek örüyorum. 4. çift örüyorum. 1 ve 2. 3 tek 4. çift. Tekrar 1 2 3 tane tek 4. trabzanımı çift olarak örüyorum. Şöyle görelim. 3 tek 4. trabzanımız çift. 3 tane tek 4. trabzanımız çift. Bir grup daha oluşturalım. 2 3 tek şöyle baktığımızda Dördüncü çift olarak örüyorum 1 ve 2 bu şekilde sıramızı tamamlayalım artışımızı yaptık ve sıramızın sonuna geldik artık birleştirme işlemini yapalım ve yuvarlak bir şekilde örmeye devam edelim bu kadar örmüş olduğumuz kısım şuradaki düğmemiz ve rahat giydirmemiz için yeterli olacak bir genişlik şu şekilde tutuyorum bakınız 2 tane zincir çekmiştik hemen üzerine batıyorum ve geçişimi yapıyorum 1 2 2 tane tekrar zincirimi çektim ve trabzanımın üzerine batarak örüyorum bu sıramızda artık artma işlemi yapmıyoruz sadece birebir trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz birleştirdik şimdi dümdüz örüyorum bakınız Bu sıradan sonra bir sıra daha düz bir şekilde örelim. Hiç artırma yapmadan bir sıramızı ördük ve başlangıç noktamıza geldim. Şimdi en son trabzanımı örüyorum ve zincirimi çektiğim yere gelerek batıyorum. Şu şekilde ilmeğimi kaydırarak birleşme işlemini yapıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra makasım yardımıyla kesiyorum fırfırları iki şekilde örebilirsiniz. Bir kollarımızı ayırdıktan sonra bir de bu yapacağımız şekilde örebilirsiniz. Ben bu şekilde örmeyi tercih ediyorum. Fırfırlarım bittikten sonra kollarımı ayırarak e, örmeye devam edeceğim gövdeden. Şimdi daha rahat bir şekilde bu şekilde sadece fırfırlarımızı örerek çalışmak istiyorum. Eğer sizler e, 3 yaş ya da daha büyük yaş grupları için öreceksek bir sıra daha düz örgümüzü örelim. Robo boyunu yükseltmiş olalım. Bir sıra hiç artma ya da eksilme yapmadan sayımızı başlangıçta fazla başlayacağımız için bu artışlar yeterli olacaktır. Bir sıra daha giderek buradaki yüksekliği de artırmış olursunuz. Şimdi farklı bir renkli ip kullanmak istiyorum. Aynı renkte kullanabilirsiniz. Ben farklı renkteki ipimle hemen fırfırımı örmeye başlıyorum. Fırfır için her markadaki iplerimizi kullanabilirsiniz. Bakınız ben şöyle bir uygulamaya çalışmak istiyorum lif ipimi bir kat daha ilave ettim. Üç kat oldu ve fırfırımı daha dolgun bir şekilde çalışarak ilerleteceğim. Ama dediğim gibi aynı renk, aynı marka ya da aynı markanın farklı renkleriyle de fırfırımıza çalışabilirsiniz. Hemen düz yönden başlıyorum. Bağlanıyorum bakınız. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. İplerimi şöyle alıyorum. Ve hemen yanındaki trabzanıma batarak örüyorum. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. 4 tane trabzanımı ördüm bakınız. 4. trabzanımın içerisine bir tane daha 3. ördüm. 4. 5. ve 6 tane trabzanımı 4. trabzanımın içerisine ördüm. Bakınız 1 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 tane tek ördüm. 6 tane trabzanımı ördüm ve devam ediyorum. Hemen yanından 1 şu şekilde iplerimi gizlemek istiyorum 2 3 3 tane tek ördüm dördüncü 6 tane örüyorum bakınız 1 2 3 tek dördüncü 2 ördüm dördüncünün üçüncü 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı örüyorum 3 tane tek bir tane trabzan içine ise 6 tane trabzanımızı örelim. Bir, ipiniz zayıfsa daha fazla da doldurabilirsiniz. 2 3 tane tekimi örüyorum. Dördüncünün içerisine yani dördüncü trabzanımızı öreceğimiz bölümümüze 6 tane trabzanımızı dolduruyoruz. 2 3 4 5 ve 6 şöyle görelim bakınız 1 2 3 4 5 ve 6 tam 6 tane trabzanım örüyorum 3 tane tek 6 tane bir yuvanın içerisine 3 tane birer birer 6 bir yuvanın içerisine örerek buradaki bitiş noktasına kadar ilerleyelim fırfırlarımızı örerek geldim ve birinci sıramızı tamamladım şimdi ikinci sırama başlamak istiyorum ilmeğimi takıyorum bir tane trabzanımı örüyorum ve zincir çekerek geçmiş olduğum trabzanımı bulunduğu noktaya geçiyorum ilmeğimi kaydırıyorum yine bir iki üç tane zincirimi çekiyorum yanındaki trabzanımı örüyorum ve bu sıramızda herhangi bir artış yapmadan birebir bütün trabzanlarımızı örerek ilerleyelim bir önceki sıramızda artışımızı yapmıştık. Altı tane trabzanımızı bir yuvanın içerisine örmüştüm. Şimdi bakınız, herhangi bir şekilde artışımı yapmadan örüyorum. Bu görmüş olduğum açıklık bize fırfır olarak dönecektir. Hepsini tamamladıktan sonra. Evet, şimdi birer birer bakınız aradaki trabzanlarımı örüyorum. Ve 6 tane örmüş olduğum trabzanlarımın bulunduğu yere geldim ve devam ediyorum. Evet isterseniz iki sırada isterseniz 3 sırada tamamlayabilirsiniz. Bundan sonra herhangi bir artış yapmamıza gerek yok. Eğer bir sıra daha örmek isterseniz e, yine aynı şekilde örebiliriz. Daha uzun isterseniz bir sıra daha geçebiliriz. Tamamen zevkimize göre ayarlayalım. Şimdi ben bu sıramı tamamladıktan sonra 3. E, sırama geçmek için genel bir bakacağım. Eğer gerekli görürsem bir sıra daha öreceğim. Ama herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. Birebir bütün trabzanlarımızı örüyoruz. Eğer bir üst sıraya geçecek olsak bile yine herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Bu kadar artışımız yeterli olacaktır. Şimdi örmeye devam edelim ve sıranın sonunda bir üçüncü sıramızı da eğer gerekirse örelim. Sıramızın ikinci sırasını da örerek en son trabzana geldim. Son trabzana geldiğimde başlangıç zincirimin olduğu yere şu şekilde giriyorum. Bir üçüncü sıra trabzan örmüyorum. Şöyle arkasını çeviriyorum öncesinde bir tane zincirimizi çekelim örgümün arkasını çeviriyorum bakınız burası tersi tığımın başını doluyorum her bir trabzanıma bir defa başını dolayarak batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Trabzanımın ana gövdesine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Her iki trabzanın arasına girerek tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Başlangıç noktamıza kadar bu işlemimizi yaparak ilerleyelim. Hiç trabzanlarımızı atlamayalım. Bakın şöyle güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Toparlanmış olacak. Eğer e, ipi ince olan arkadaşlarımız bir sıra daha yapmak isterlerse üçüncü sıranın sonunda bu işlemimizi yapsınlar. Örgümüzün arka yönünü çevirerek her trabzan arasına başını dolayarak batıp tek seferde çeksinler şu şekilde ipi ince olanlar 3 sıra ya da daha büyük çocuklarımıza ören arkadaşlarımız 3 sırada tamamlayarak en son bitiş sırasını bu şekilde örerek bitirsinler bu fırfırlarını örerek tamamladım 2 sıra trabzan 1 sıra çakma e, trabzan dediğimiz şekilde ördük ve 3 e, sırada tamamladık ama dikkat edelim 3. sıramız trabzan değil şöyle fark ederseniz bakınız e, düzgün bir şekilde kapanmasını da sağladık şöyle fırfırımızın burası önden görünüşü işaretlerimi taktım bakınız bütün bölümlerimizi birbirinden ayırdım kollarımızı arkamızı ve önümüzü şu şekilde ayarlamamızı yapalım sayılarımız farklı olabilir daha büyük ya da daha küçük örmüş olabilirsiniz bakınız yapmamız gereken en önemli işlem önümüzde 50 tane trabzanımızı ayırdık arkamızda ise 25 ve 25 arkamızla önümüzü eşit olarak şekilde ayıralım Kalanları kollarımıza eşit bir şekilde dağıtalım. Bakınız, 42 trabzan kolumuz, bir tanesi 42 trabzan ise diğeri olarak ayıralım. İstediğiniz yaş grubu için büyütebilirsiniz. Tekrar hatırlatmak istiyorum, hiç önemli değil. Bakınız, paylaştırmaz çok kolay. Arkaların toplamı yani şuradaki her iki bölüm bir taraf 25, bir taraf 25. Bakınız, ikisinin toplamı 50 ve ön taraftaki ee, sıralarımızdaki e, trabzan sayısında 50 olması gerekmekte. Kalanı da kollarımıza eşit bir şekilde dağıtalım. Şöyle ayarlayalım bakınız. Ayarlama işlemini yaparken 25 trabzanımızı arkadan sayalım. 25 trabzanım ördüm, 26.ya taktım. Bu ayıracım benim kolum için e, olan bölümde kaldı. Diğer taraftan ise tekrar sayıyorum 25 tane, 26. ayıracımı takıyorum. Buradan kolum için belli bir mesafe ayırarak geliyorum ilk önce eğer e, tek tek saymadıysanız eğer tek tek saydıysanız hemen bölerek e, ayarlamasını yapabilirsiniz işaretimizi taktıktan sonra her ikisini kolumuzun her ikisini eşit bir şekilde sayalım. Önümüze ihtiyacımız kadar trabzanı ayırarak işaretlerimizi takalım ve ilmeklerimizi alarak örmeye başlayalım. Şimdi gövde kısmım için ilmeklerimizi alalım ve gövdemizi örelim. Sonra da kollarımıza başlayalım. Evet, gövde kısmından ilmeklerimizi almaya başlayalım. Örgümüzün arka yönündeyim. Tam bakınız ortadayız. Hem ters yönündeyiz hem de arkamızdayız. Bir tane zincir çekerek başlıyoruz. Tığımıza düğümümüzü atıyoruz. Örgümüzün ters yönünde 3 tane zincir çekmiş olduğum yer var. Bakınız şu kısım. Zincir çektiğim trabzanın üstteki minik gözlerin sağından giriyorum. Solundan çıkıyorum. Bakınız ana gövdeden değil. Ve buraya 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektikten sonra ipimi şöyle alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız çıktığım yerden yani şuradan bakınız trabzanım hemen yanından giriyorum. Diğer trabzanımın sol tarafından çıkıyorum. Yine bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bakınız çıkmış olduğumuz yerden giriyorum. Diğer trabzanımızın minik gözünden çıkıyorum. Tabi burada 6 tane örünce gözümüz haliyle büyüdü. Evet yine bakınız buradan çıktığım yerden bakınız. Diğer trabzanın şu şekilde alıyoruz. Bakınız ana gövdeye kesinlikle girmiyoruz. Üst kısımdan birebir trabzanlarımızı örüyoruz. Tekrar tığımın başını doluyorum. Çıktığım yerden bakınız. Diğer tarafa geçişimi yapıyorum. Birebir trabzanlarımı yeniden oluşturuyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yerden bakınız. Hemen diğer tarafından çıkıyorum ikili trabzanımı örüyorum. Çok kolay. Bakın hiç atlamayalım lütfen. Hemen bulunduğu yerden bir sonraki minik göze. Yeniden işaretimin bulunduğu yere kadar örüyorum. İşaretimi ben kolum olacak bölüme takmıştım. Yani işaretimin olduğu trabzanımı kullanmıyorum diğerlerine bire birebir Kullanıyoruz. Evet, işaretimin bulunduğu noktaya kadar örerek ilerleyelim. Bakın, her bir trabzanımızı bir defa ördüm. Buradan da görüntüsüne bakın. Herhangi bir şekilde farklı bir görünüm yok. Sadece şuradaki görmüş olduğumuz yatay görüntüler oluşmakta. Kolumuza kadar ilerleyelim. İşaretimin bulunduğu noktaya kadar geldim. Bakınız, buradan itibaren kolumuz başlamakta. Diğer işaretimin olduğu yere kadar bir işaretten diğer işaretimiz kolumuz. Şimdi kol altını rahatlatmak için 1, 2, 2 tane zincir çekiyorum. Çünkü bırakmış olduğum kol genişliği yeterli. Eğer kol genişliğinizi yeterli hissetmiyorsanız 5 tane zincirimizi çekebilirsiniz. Ya da sayıyı artırarak 3 ya da 4 yapabilirsiniz. 2 zincirimi çektim. Kapatıyorum. Diğer işaretimin hemen yanından bakınız. İşaretimi taktığım trabzanımın tepe noktasına giriyorum önüm için ayırdığım trabzanımdan başlıyorum. 1 2 zincirle geçişimizi yaptık. Bakınız kol altı. Yukarıda da ayırdığımız trabzan sayısı kolumuz için yeterli. Evet, devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Çıktığım yerden diğer tarafın trabzanın dışından çıkıyorum. Şu şekilde. Evet diğer kolumuza kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Bakınız önden itibaren örmeye başladım. Kolum için ayırdığım işaret yerine kadar bakınız bir işaretimizden diğer işaret yerine kadar birer birer trabzanlarımızı örerek geldim. Şimdi tam işaretimin takılı olduğu trabzanın önündeyim. İki tane zincirimi çekiyorum. Kol altı genişliğimizi sağlamak için. Burada kaç tane zincir çektiysek ikinci kolumuzda da aynı sayıda çekmemiz gerekmekte. ve Kolumuzu büküyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız takmış olduğum işaretimin üzerindeki gözden giriyorum. Diğer trabzanımdan örmeye başlıyorum. Bakınız bu kolumuz için ayırdığımız bölümümüzdü. Hemen ilk trabzanımı örüyorum ve birer birer arkam için ayırdığım ilmeğimi toparlıyorum. Trabzanlarımızı birer birer örelim. Bakın çıktığımız yerden diğer tarafı minik gözlerimizin içerisinden çok çok rahat, kesinlikle herhangi bir zorluğu bulunmamakta, gayet rahatlıkla yapabiliriz. Evet başlangıç yerimize kadar gelelim. Son trabzanıma kadar ördüm. Zincirimin hemen yanındayım. Ve üçüncü sıradaki zincirime batıyorum. Bakınız 1, 2 ve bağlantı yerimizden sonra sayıyoruz. 3 şöyle bağlanıyorum. Ve birinci sıramızı tamamlıyorum. 1, 2, 3 burada arkasından yani ters yönden örmüştük. Şimdi ön yüzü çeviriyorum. Ön yüzden almış olduğum trabzanlarım ve çekmiş olduğum iki zincirin tamamını birer birer örerek ilerliyorum. Direk tepesine batıyorum. Şu şekilde birer birer ilerleyelim. Bakınız çevirdik. Lütfen çevirmeyi unutmayalım. Şimdi ön yüzden örüyorum. Her bir Hazırlamış olduğumuz trabzanımızın üzerine birer tane batıyoruz. Artık dümdüz öreceğiz. Eğer model uygulamak isterseniz tabi ki modelde uygulayabilirsiniz. Ama fırfırlar yoğunluklu olduğu için model detayına çok fazla gerek yok. İlerliyorum. birer birer bakınız şöyle burası ön yüz artık gövde kısmına doğru devam ediyorum Evet son trabzanım ördüm araya iki tane zincir çekmiştim zincirimin içerisine giriyorum bir ve diğer zincirimin içerisine giriyorum iki trabzanımı örüyorum. Sonrasında yeniden ön bölümüne geçiyorum ve hepsini örüyorum. Evet sıramızın sonunda görüşelim. Sıra sonumuza kadar örerek geldim. Dıştan bakınız örgümüzün düz yönünden örerek geldim. Ve şimdi tam 3 tane zincirimi çektiğim yerdeyim. Tığımın başına girdiriyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Ve hemen 3 tane zincirimi çekip arkasını çeviriyorum. Bakınız örgümüzü hep düz yönden örmeyelim. Eğer hep düz yönden örersek buradaki 3 zincirimiz sürekli kayarak örgümüzün tarafına doğru mail edecektir ve de o da güzel olmayan bir görüntü ortaya çıkaracak. Bir arkadan bir önden ördüğümüz zaman ise yine zincir yerimiz hafif bir şekilde belli olacak ama rahatsız edici bir görüntü oluşmayacak. O yüzden bakınız örgümün yönünü tekrar çevirdim. Birinci sırada tersten yani örgümün arkasından ilmeklerimi toplamıştım. İkinci sıramızı çevirerek örgümüzün düz yönünü örmüştüm. Şimdi çevirdim tekrar örgümüzün ters yönünden yani bakınız içeriden örüyorum. Bir ters yönden bir düz yönden örerek göğe uzunluğumuz yeterli ölçüye gelene kadar bu şekilde tersten ve düz yönden örerek bluzumuzu büyütelim. Evet sevgili arkadaşlar robamızı sizlerle birlikte çalışarak tamamladık. Sizler istediğiniz şekilde robamızı ayarlayarak örebilirsiniz. Evet umarım çalışmamız faydalı olmuştur. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.